Önerge üzerinde söz talebi Sayın Ali Kenanoğlu. Sayın Kenanoğlu buyurun. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii bu madde ormanlık alanlarla ilgili düzenleme getiriyor. İşte tesis kurma meselesi var işin içerisinde. Esasında dün yayınlanan bir yönetmelik vardı. Buradan da ifade etmiştim kürsüden. Dünkü yayınlanan yönetmeliğe baktığımız zaman yani meclisin düzenlemiş olduğu bu madde oldukça masumane kalıyor. Çünkü esas sorun oradaki yönetmeliğin kendisinde. Bu madde Anayasa Mahkemesi'nden, yani kanunun bu hali Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüş. Ancak şu anda çıkartılan yönetmeliğe baktığınız zaman bu kanunun çok daha ötesinde çok daha fecaat bir durum ortaya çıkmış. Çünkü yönetmelikte ormanlık alanlara her türlü tesis kurma hakkını da kamu zorunluluğu ya da kamu yararı gözetilmesi adı altında ortaya konuyor. Daha ilginci hani cezaevi yani hapishane yapabiliyorsunuz. Patlayıcı madde deposu ormanlık alanlara yapabiliyorsunuz. Bir de esasında içerisine gizlenmiş yeraltı depolama tesisleri ve bu nükleer atıklarla ilgili çok ciddi bir endişe var. Çünkü şu anda İzmir Gazi Emir'de 14 yıldır bir fabrikada duran nükleer atıklar var. Fabrika kullanılmıyor. O atıklar da o fabrikaya ait değil. Nereden gelmiş, nasıl gelmiş, oraya kim getirmiş? Yani Türkiye'nin bir çöplük olduğunu biliyoruz. Yani ithalat, çöp ithalatını, nükleer atıkları getirildiğini, buralarda çeşitli topraklara gömülmüş sahillerden fışkırdığını filan biliyoruz. Karadeniz'de bunu çok yaşadık. Şimdi burada acaba bunlara bir kılıf mı oluşturuluyor? Bu nükleer atıkları saklayacak, depolayacak, çöplük olarak kullanacak ormanlık alanlar mı ortaya çıkartılıyor? Bütün bunların hepsi endişe verici gelişmeler. Yine Sinop Nükleer Santrali ile ilgili burada çeşitli düzenlemeler yapıldı ama bu nükleer atıkların nereye götürüleceği, nerelere atılacağı konusu belli değil. Nükleer santrallerin kendisi bir felaket, atıkları da başka bir felaket doğuruyor.